Kaşları kaldırır mısın? İndiriyorsun. Gözleri kapatıyorsun. Gözleri sıkıyorsun. Açıyorsun. Burnunu kırıştırıyorsun. Bırakıyorsun. Islık çalıyorsun. Yüz felçli kabaca iki gruptadır. Merkezi nörolojik hastalıklara bağlı olanlarda ağız kenarı ve yüzün alt bölümünde hasar var iken kulak burun-boğaz bölgesindeki yüz siniri alanının hastalıklarına bağlı yüz felci, yüzün tek taraflı yani alından ağız kenarına kadar bütün mimik hareketlerindeki eksiklik de kendini belli eder. Kişi alnını kırıştıramaz, kaşını kaldıramaz, gözünü kapatamaz, burun yanak çizgisi oluğu ortadan kalkar, ağız kenarı aşağı doğru sarkar ve ıslık çalamaz. Komple olarak alından ağza kadar yüz hareketlerinin yapılamaması, kulak burun-boğaz bölgesindeki yüz sinirinin etkilenmesi ortaya çıkan periferik yüz felçlerindendir. Toplumda oldukça sık görülür. Çok değişik nedenleri vardır. Bunların bir kısmı sinir hastalıklarında, bir kısmı da sinire komşu olan bölge hastalıkları ile ilgilidir. Sinirin kendi hastalıkları içerisinde mevsim değişimlerinde daha sık gördüğümüz, virütik tetiklemelerle ortaya çıkan, Bell's paralizi adı altında tanımladığımız, kendiliğinden düzelme şansı yüksek olan yüz felçleridir. Öyle ki bu tür tablolarda kişi akşam sağlıklı yatar, sabah yüzünün hareket eksikliğinle, hareket farklılığına kalkabilir. Bu tür rahatsızlıklarda yüz felcinin karakteri ilk 3 gün içerisinde giderek ağırlaşır. 3. günden sonra genelde hasar sabit kalır. Hasarın sabit kaldığı dönemki bulguya göre tedavi gerektiren ya da gerektirmeyen türde hastalık tipleri ortaya çıkar. Eğer komplet bir yüz felci oluştuysa, gözünü hiç kapatamıyorsa, ağız çok düştüyse, gözünde kuruluk hissi var ise bu prognoz açısından, seyir açısından çok olumlu haber vermemektedir. Mevsimsel değişikliklerde ortaya çıkan hızlı yüz felçleri genelde vücutta uyur halde bulunan virüslerin termal uyarılarla, özellikle soğuğa maruz kalma halinde tekrar uyandırılmasıyla ortaya çıkan virütik sinir enfeksiyonlarıdır. Genelde sinirlerin kavşak noktalarındaki hücreleri virütik hastalığa uğradığı zaman karşımıza sinirin fonksiyonlarında kayıp çıkmaktadır. Toplumda 10 hastanın yaklaşık 6'sı bu tür nedenlerle yüz felci geçirmektedir. Kalan 4 hasta kulak burun-boğaz hastalıkları içerisinde kronik ve akut kulak hastalıklarının enfeksiyonlarının, toplumda iş kolu gereği ya da meraktan, hobiden motosiklet kullanma alışkanlığı giderek artıyor. Bu memnun edici bir olay aslında. Ama motosiklet kullanmanın, bisiklet kullanmanın kendine özgü bir takım koruyucu tedbirlerin de mutlaka alınması gerekiyor. Yüksek hızlı seyahat edildiğinde koruma şartları hep sürücü aleyhine geliştiği için sürücünün kendisini koruması gerekiyor. Korunma yüz felci açısından düşünüldüğünde ve kafa travması açısından düşünüldüğünde mutlaka kask kullanmayı gerektiriyor. Eğer kask kullanılmadan rüzgarı, özellikle kış rüzgarını uzun süre yüz temasına almak, yüz felci gelişmesinde hızlayıcı faktör olabilir. Ama yüz siniri geliştirme riskinden çok kafa travma riski söz konusudur. O nedenle istenmeyen motosiklet kazalarında en fazla etkileyen yapılardan bir tanesi de yüz siniridir. Ve kafa kemiklerinde ortaya çıkabilecek, çıkan kırıklara ait olan bir bulgu olduğu için beraberinde hayati olan bir takım beyin hasarlarını da getirebilmektedir. Lütfen motosiklet kullanırken kaskımızı takalım, aşırı süratten sakınmaya çalışalım. Kask hiç olmazsa olabilecek bir takım hasarları engelleme açısından yardımcı bir sistemdir. Klimanın yüksek fanda çalıştırılması yakın bir esinti yaratacağı için sadece yüz sinirini etkilemesi açısından değil, içerisinde bulundurduğu bir takım bakteri ya da polen tarzı maddeleri üflemesi açısından da sağlık sorunu yaratmaktadır. O yüzden mutlaka klima filtrelerinin çok titizlikle zamanlı temizliğinin sağlanması ve çok düşük ısıda çok yakın ve kuvvetli fan üflemeli yapılmamasında sağlık açısından yarar var. Yüz sinirini muayenesi. Yüz felci var mı? Onu bakıyoruz. Botoks yapılıp yapılmıyor.